Herkese merhaba, ben Ali Samangül. Herkese merhaba. Arkadaşlar bugün özel bir konuğum var. Bu arabaları burada yakaladım arkadaşlar. Volvo FH4 540. Bu aracın yüksek kabini. Videomuz Burak'la başlıyor ve devam ediyor. Bu aralar kullanmayısınız demeyin ama burada ne yapacağız? Aracın yüksekliği bu şekilde. Hayalet ekranımızı göstereyim sizlere. Yük bir daha güzel abi. İyi seyirler. Her tarafa hafif olabiliyoruz. Herkese merhaba. Ve heyecanla beklediğim araçlardan bir tanesine karşı karşıyayız arkadaşlar şu anda. Ben de gerçekten nasıl bir yani fotoğraflarda ve videolarda gördüğüm kadarıyla gerçekten estetik olarak süper bir araç olduğunu, hatta Iveco'nun tapuları kırarak yeni bir kabine sahip olduğunu gördüm. Şimdi bu aracı yakından görme fırsatım oldu ve sizler için ilk defa bir S-Way Iveco çekeceğim arkadaşlar. Sevgili kardeşim Deniz Çetinkaya, Iveco Karadeniz Bölge Satış Müdürü. Kendisiyle beraber 510 Türkiye'de tek olanı çekecektik. Ama pandemi sürecinde olduğumuz için, büyük şehirlerde giriş çıkışların yasak olduğu için kendisiyle aracı çekme fırsatımız olmadı. Şimdi bugün ise burada Rizeport'tayım arkadaşlar. Sevgili büyüklerimiz Asım abiyle Faysal abi kardeşlerin yeni aldıkları aracı tanıtma fırsatını buluyoruz sizler için. Onların sayesinde bu tanıtma fırsatını yakalamış olduk. Rize'de tek şu anda. S-Way yani yaklaşık yani bu modelle resmen pazar payında ben de varım dercesine bir araç dizayn etti ve çıkardı, piyasaya sundu. Aynı zamanda dünya ile beraber Türkiye yollarında da aynı zamanda sunulmuş oldu. Arkadaşlar Iveco S-Way tanıtacağımız model Iveco S-Way 480 PS gücünde olan aracımız, 2020 model. Araç hakkında şöyle etrafını bir dönelim. Hamza Kaptan'la beraber araç hakkında bilgileri vermeye çalışacağız. Dediğim gibi Iveco gerçekten güzel bir kabin çıkardı ortaya. Alışılmışın dışında bir kabin. Şöyle diyeyim, Starless'ten başlayan serüven, Starless, Hyway, Road ve Hyway X5, onların tam aksine daha yükseltilmiş bir kabin, daha güzel bir oturaklı kabin. Mazot konusunda zaten biliyorsunuz Iveco dünya piyasasında en az yakan araçlardan bir tanesiydi diyebilirim. Aynı şekilde ya bunun da tahminim baya baya bir yakıt tüketimi düşük olacağı kanaatindeyim. Sevgili dostlarım, şöyle Iveco'nun S-Way modelinin tamamen yine yakıt odaklı çalıştığını söyleyebilirim. Şuradaki hava girişlerini, yanlardan verişleri ve şu ovaller, özellikle de şu panjurun V oluşu, hava akışını buradan dışarıya vermesi yakıt tüketiminin biraz daha aşağı minimize etmek amaçlı olduğunu söyleyebilirim. Aynı şekilde yine yan taraflardan kanallarını görebilirsiniz. Sevgili dostlarım, bu araç standart bir kabin arkadaşlar. Standart kabin olmasına rağmen araçta retarder, klima, ot vites, buzdolabı, 4 körük ve ADR sistemi mevcut. Yüksek kabin bir araç demiştik. Evet arkadaşlar, yüksek kabin bir araç demiştik. Şimdi araç hakkında en azından bilgileri Hamza Kaptan'la almak için Hamza Kaptan'ı yanımıza çağıralım. Ve Hamza Kaptan bakalım araç hakkında bizlere neler söyleyecek.
sohbetimiz, videomuz devam ediyor arkadaşlar. Hamza Kaptan, kanalıma hoş geldin. İlk önce seni bir tanıyalım. Hamza Kaptan kimdir? Hamza Topçu, yaklaşık 12-13 yıldır tır sektöründeyiz. 2 yıldır da yaklaşık 2 yıla gelmek üzere Rizeport'ta çalışmaktayız. Biz de bu araçtan Türkiye'de ilk, biliyorsunuz, bu sezon çıktı bu S400'ler, 480'ler. Yüksek kabin, gayet konforlu. Teknolojinin şu andaki tüm olanakları kullanılmış. Gayet rahat kullanımı, iç kabini, genişliği, trafiğe uygunluğu gayet rahat. Bir de uzun şahsi olması tabii ki aracın en büyük özelliklerinden bir tanesi. Aracımızın en büyük özelliğinden biri de bunda interdar olması. Rotordardan bir üst modeldir. İlk kez tırlarda kullanılmıştır. Interdar olmasının en büyük farkı da aracın kullanımından doğan parça ömürlerini uzaltır. Mesela baskı balatasını, işte fren balatasını, şusu busu, aracın parça ömürleri bunun sayesinde uzar. Gayet konforlu. Şasisi de uzun şasi olduğu için yola gidişi, yakıtı, tasarrufu bayağı ekonomik bir araç. Gayet güzel. Aracımızdan memnunuz. İç özellikleri, ekonomik özellikleri de üst düzeyde. Türkiye'de biliyorsunuz ilk Iveco bu S480'ler. Yakıt olarak da diğer Iveco'lardan daha az yakmaktalar. Bir de aracımızdaki AdBlue sistemi geliştirilmiş, Avrupa standartlarının da üstünde. İlk kez bunda kullanılan geniş vakumlu AdBlue sistemi vardır. Bu da yakıtın daha ekonomik olmasını sağlıyor. Aracın çekişini de arttırıyor. Yakıtı ekonomik hale de getiriyor. Aracımızdan gayet memnunuz. Peki bu yakıt konusunda diyoruz. Bir önceki versiyonlarda, Hero, X5'lerde en son olanlarda %28 civarında bir yakıt tüketimi, sarfiyatı vardı. Bunun için şu anda söylemek gerçi erken diye düşünüyorum. Yağ bakımları olduktan sonra asıl verileri o zaman alacağımızı. Evet. Trabzon'un mesela buraya geldiğin zaman yüzde kaç yakıt oranında bir hesaplama yapıldı mı? Şimdi sadece biz, biliyorsunuz, Dörse yok. Sadece aracın kendisiyle geldik. %25'le 24.7-25 civarı öyle bir seviyeyle geldik ama aracımız henüz 0 kilometre olduğu için, evet, şu anda yani onu ölçmemiz, öyle bir ifadede bulunmamız yanlış olur tabii. Bununla yol almamız gerekiyor. Aracımız, evet, motoru yeni çalıştı. Yani bütün eksamları aracın hala yeni. Bunun bunda hemfikir olmak için aracımızla biraz daha çalışmamız gerekiyor. Evet. Peki şöyle aracımızın etrafını bir dönecek olursak, dışarıdan baktığımız zaman gerçekten yüksek bir kabin. Hyundai'lerden biraz daha yüksek. Evet. Onları şoföre yönelik zaten çalışan bir firma Iveco. İç konforu, evet. En son Iveco kabinlerinden yaklaşık 33 santim daha iç yüksekliği. Diğer Iveco'lardan 33 santim daha yüksek. Yatağı olsun, koltuk, oturma yerleri olsun, diğer serilerinden daha geniş, daha konforlu. Yani şoförün rahatlığını düşünecek şekilde yapılmış. Gayet güzel. Gerçekten kullanımı da çok rahat bir araç. Dıştan tanıtımını gerçekleştiriyor şu anda. Lastik ebatlarımız 315-70-22.5. Orta midilli mi bu? Evet, orta midilli. Orta midilli geçiyorlar. Evet. Şurada hemen görüyorsunuz, egzoz kazanımız mevcut. Egzozu biraz daha içeriden çıkışını vermiş. Evet, o yan tarafına tabii parçaları takılacak. Evet. İçeriden vermesinin sebebi dışarı çok, dışarıdaki parçaya zarar vermemesi. Sıcaklık yapmaması. Sıcaklık vermemesi. İki depomuz araçta mevcut. Depolarımız 1120 litre. Küçüğümüz 480, büyüğümüz 640 litre. Evet. Arkadaşlar, aracın arka... En büyük özelliklerinden biri arkalarının çift körüklü olması. Evet. Plate sanki böyle daha ayar yapılmamış gibi duruyor. Daha tabii dorsanız takılmadığı için o takılınca ayarlanıyor. Uzun şahsi dediğimiz gibi aracımız. Evet. Şurada hemen... Arka lambalarımız ledli, çift körüklü. Akümüz de şahsi arasında. Oradan tasarruf etmek için buraya konulmuş. AdBlue tanklarımız geniş tutulmuş. Manifold boğazımız, manifoldumuzun boğazda geniş olduğu için AdBlue takviyesini daha fazla alıp yakıt
hattın ekonomik olmasını sağlıyor. Depolarımız, iki depomuzdan da ortak yakıp kullanıyor. Yani oradaki depomuzu, ana depomuz bu olduğu için bu bittikçe oradan takviye ederek bunu kullanabiliyor. Göstergeden de daha rahat takip edebiliyoruz onu. Evet. Panellerimiz çift geniş panel olarak tutulmuş. Dorse takıldıktan sonra ara yeri daha rahat kullanılabilmesi için geniş panel olarak tutulmuş. Gayet rahat açılıp kapanılması, kullanılması. İçe doğru katlanıyor. Evet. Şurada görüyorsunuz yine arka tarafa müdahale yapmamız için hava altınlarına şeylerimiz var. Yan dolaplarımız daha geniş tutulmuş. Basamaklarımız, hava damlıklarımız aracın gidişini rahatlatmak için ön eğimler ve hava damlıklar tamamen biraz daha yakıta tasarruf sağlamak amaçlı bayağı bir tutulmuş. Yan malzeme dolaplar da gayet geniş, çift taraflı hava damlık. Evet, İçeriden müdahale yapma şansımız var. Var. Aynen. Evet. İçeriden de dolaplarımız kullanılabiliyor. Şu alttaki şey açılıyor mu yine? Yok, şurası kapalı. Kapalı mıdır? He, ben kesik gördüğüm zaman şey olarak sandım. Bunda en büyük özelliklerinden bir tanesi de şu basamakların derinliği. Geniş ve derin tutulması tabii. İki basamağı da ayakkabılık olarak kullanabilirsiniz. İşte terliktir, ayakkabılıktır. Geniş ve rahat tutulmuştur. İki basamağı da ayakkabılarınız rahat bir şekilde sığıyor. Camlarımız çıtasız tek camdır. Evet, Iveco'nun devrim niteliğinde devrim yapılan bir en büyük çalışma. En son X5'te de bile kelebek camı vardı. Yani, ama bunda bayağı bir devrim yapmış gibi. Tabii o da görüş alanımız, araca hakimiyetimizi artırıyor. Çok büyük faydası var diye düşünüyorum yani. En azından görüşü şey yapıyorum. Hamza Usta, arabanın içine doğru bir yavaş yol alalım. Evet. Bakalım aracımız işte ne var. Evet arkadaşlar, dışarıdan anlatabileceğimiz özellikleri sizlere anlatmaya çalıştık arkadaşlar. Hemen aracın içine girelim ve Hamza Kaptan'ın araç hakkında bilgiler almaya devam edelim. Şurada hemen gördüğünüz gibi yine lamba, yine Iveco'ya özgün bir stilde kaplanmış oldu. Onu da belirtelim. Şimdi bu yüksek kabin olmasına rağmen yine 3 basamakla çıkabiliyoruz bu araca. Diğerlerine mega kabinlerde 4 basamak. Onun hemen şeyini söyleyeyim sizlere. Sağlı sollu tutacaklarımız var. Koltuğumuz, ön koltuğumuz, yolcu koltuğu daha doğrusu öne doğru, arkaya doğru hareket edebiliyor özelliğine sahip bir gayet geniş koltuk aralarımız mevcut. Şimdi şöyle söyleyeyim sizlere. Ben hemen şu motor tünel yüksekliği arkadaşlar 9 santim yüksekliği var. Ama bu boyda engel değildir. Şöyle baktığın zaman gayet bir 1.80 boyda ben olduğumu düşünün. Yukarıya doğru tavanı bayağı geniş diyebilirim sizlere. Sunroof'umuz mevcut. Sinekliğimiz ve karartma durumumuz. 2.48 boyu var. Evet. 2.48. Evet. İç kabin yüksekliği var aracımızın. Evet. Aracımızın içindeki en büyük özelliklerinden birisi de dolap teferruatı. Bunlar tamamıyla uçaklarda kullanılan dolap kabinlerinden üretilmiş. Şöyle gayet göstereyim. Kullanışlı ve bayağı geniş. Derin yani. Evet, derinliği kullanışlı. Aracın önüne doğru olan bütün kullanışlı bu alana vermişler. Gayet rahat ve derin. Hem kapalı karanlık hem de türlü bir şekilde kullanılabilmiş. Sineklik yapılmış. Havadanlığımız var. İşte aracımızın en büyük özelliklerinden bir tanesi de şu gördüğünüz derin dondurucu dolap. Bu da normal dolap. Yani hem derin dondurucumuz hem normal dolabımız mevcut. Evet. Şunu aldığım zaman hemen şöyle bir özellik daha var. Elini buradan sokup. Evet. Şuradan sadece suyun almak istiyorsan burayı kullanabiliyorsun. Dolabı tamamıyla açmadan. Açmadan. Evet, ve orayı kullanabiliyoruz. Soğukluğu dışarıya vermemek için. Geniş. Evet. Soğukluğu kaybetmemek için burayı açmadan sadece bunu açarak suyumuzu vesaire alabiliyoruz burada. Aynı şekilde derin dondurucumuzun içi de gayet geniş. Yine de aynı şekilde. Evet. Yine aynı sistem var. Burada da mevcut. Iveco burada resmen şoföre yönelik bayağı bir çalışma evet, yapmış. Bu araba sonuçta bir standart bir araçtır. Evet, doğru. Yani ama buzdolabı, derin dondurucusu ikisi de arabada mevcut. Aynı zamanda opsiyon olarak değil, standart olarak interiorinde koymuş olmuş. Evet, koymuş. Hemen o tarafa geçelim. Şimdi aracımızın geniş ekran, dokunmatik ekran teyip kullanılmış. Aracımızda navigasyon,
internet bağlantısı, işte son teknolojide kullanılan bütün özelliklerimiz aracın. Yolda giderken şoför verilerini firma sahibi görebiliyor. Görebiliyor. Her türlü özelliği araç yoldayken firmadan her türlü özelliğine, arızasına, şuyuna buyuna firmadan ulaşılabiliyor. Ne kadar yakıt aktığını falan. Bunun en büyük kullanım rahatlığından bir tanesi de direksiyonumuzdaki alt şu düz bölme şoför için gayet rahat kullanışlı oluyor. Bu düz bölme şoförün aracı kullanmasına rahatlık sağlıyor. Böyle sıkıntı yaratmıyor. Yani benim gibi göbek gibi adamın ve benim gibi rahat kullanabilir. Göbek değil, turkası bunu, onu söyleyeyim sizlere. Şimdi aracımızdaki en büyük özelliklerden biri de dediğimiz gibi camımızın bütün olması ve ön camın geniş tutulması. Bu S480'deki özelliklerden birisi diğer Iveco'ların camlarından 9 santim daha camın yüksek olması. Bu da etrafa hakimiyetimizi kolaylaştırıyor. Aracımız zaten full otomatiktir. Evet, şöyle göstereyim sizlere. Anahtarın arkadaşlar çekme yeri anahtar var. Anahtar takıldıktan sonra start stop'a basıp start stop'tan aracımız çalışmaktadır. TV'miz dediğimiz gibi şirket üzerinden bütün verilerine aracın ulaşılabiliyor. İşte aracı arıza verdiği anda şirketten görülebiliyor, müdahale edilebiliyor. Her türlü donanıma sahip kısacası. Evet. Aracımızın burası da geniş tutulmuş, içeriye doğru yataylı kullanılmış. Gayet şoför için olumlu. Evrak dolabımız da burada. İçeceği şu bu. Aracımızda iki tane bağlantımız var. USB bağlantısı. USB bağlantımız var. Düğmeleri, ekran panelleri gayet sade ve gayet kullanışlı. İmdatımız burada arkadaşlar. Diğer diferansiyel kilidimiz herhalde. Evet. Şöyle paneli gösterdiğim zaman, göstergeyi gösterdiğim zaman. Aracımızı şöyle yapalım, ekranımızı da açalım. Arkadaşlar bütün özelliklerini görebilirler. Gayet kullanışlı. Ekranda buradan ekranı gayet istediğimiz gibi kullanabiliyoruz. Çok rahat gerçekten. Dediğimiz gibi aracımız interlar özelliklidir. Bu tırlarda ilk kez kullanılmıştır. Araçtaki kullanımdan doğan parça aşınmalarını, parça ömürlerini gayet uzatıyor. Ekonomik olarak da şirketimize ve çalışanlara gayet tasarruf sağlıyor. İnterdarlarımız kaç kademedir mesela? 6 kademe interdar vardır onda. 2 kademeden sonra lamba devrine girer. 3 kademe çekildikten sonra fren lambaları yanmaya başlar. Aracımızın yatakları da gayet diğer araçlara göre geniştir. Katlanabilir yatağı vardır. Oturduğumuz zaman katlayıp istediğimiz rahatlığa ulaşabiliyoruz. Aynı zamanda torpidoda olan kullanım özellikleri işte camdır, TV, buradan iletişim sağlayabiliyoruz. Vabostosudur. Bütün düğmelerimiz orada da mevcut olduğu için şoför için gayet kullanışlı oluyor. Üst yatağımız da aynı şekilde gayet geniş. Üst yatağa inip çıkmalarınız mesela nasıl oluyor? Çok basit kullanılıyor. Arkadaşlar şu iki düğmeye bastığımız zaman yatağımız açılıyor. Evet. Aynı şekilde iki düğmeye basıyoruz. Ve kapağımız kapanıyor. Üstte de bayağı güzel bir yaşam alanı mevcut var. Evet. Evet. Aracın bütün yerleri kullanım için yani bütün özellikli yerleri kullanım için şoförün rahatlığı için ayarlanmış. Bu taraflarında da cep var. Yani ellerine feragat edilmiş. Gayet kullanışlı. Gözleri gayet geniş. Şurada yine USB çıkışları var arkadaşlar. Onları da göstereyim size. Evet, yine aynı şekilde. Şoförün rahat edebilmesi için şoför yataktayken bile her iki tarafta da burada da USB çıkışları falan var. 12 volt çıkışımız da var. Tarafta da var. Evet. Aracımızın bir diğer özelliği de aracımızın kantarlı olmasıdır arkadaşlar. Evet. Aracımız yükünü kendi tartma özelliğine sahiptir. Aynı şekilde aracın ekranından şirket yetkililerimiz de mesela araç yoldayken bile işte şehir dışındayken bile araçta kaç ton yük olduğunu, İşte yükün ağırlığını falan her şeyini şirketten dahi araca ulaşma özelliği vardır. Vardır. Şimdi şurada şerit takip sistemi ve şu neydi? Far ve silecek sensörümüz ve şerit takip sistemimiz burada. Evet. Bunun özelliklerinden bir tanesi de farlarının tümüyle LED olması, uzun süzmeli farların ve sis lambalarının aynı lamba içinde toplanması ön tarafa da güzel bir estetik ve güzellik veriyor. Yani lambalar dağıtılmamış, hepsi bir yerde
LED ışıklar kullanılarak yapılmış. Evet. Gayet gecede arazimizi kullandığımız için görüş hakimiyeti gece gayet güzel oluyor. Peki Hamza Kaptan, koltuk hakkında yenileme olduğunu söyleniyor. Evet. Yine aynı şekilde. Evet. Şimdi arkadaşlar, koltuklarımızın özelliklerinden bir tanesi de bu yan taraftaki düğmelerinden. Tabii düğmeler sol tarafta kalıyor. Düğmelerinden koltuğumuz kapanabiliyor. Yani belden şoförü sarabiliyor. Evet. Yani biz biraz tabii göbekli olduğumuz için kendimizden örnek vermesek de normal bir insanı belden sardığı zaman, yani biz emniyet kemerini taktığımız zaman nasıl emniyet kemeri bizi tutuyor. Bu koltuk sarıldığı zaman hemen hemen şoförü tutuyor yani. Evet. Koltuğumuz hem ısıtma hem soğutma özelliğine sahiptir. Sıcak havalarda terlemeyi önleyecek soğutma özelliği, soğuk havalarda da üşümeyi önleyecek ısıtma özelliği var. Gayet kullanışlı, ileri geri hamleleri, yatıp kalkması gayet rahat yani. Oturuşu, kumaşı, evet, işte süngeri şoförü gayet rahat ettiriyor. Bir de böyle insanı kaplaması tabii şoför için en önemli şey. Zamanın çoğu burada geçtiği için haliyle. Şuradaki rahatlıktır yani. Bu gerçekten arkadaşlar, şuradaki rahatlık, şu genişliği. Ben bunca yıldır araçta kullanıyorum. Şu genişliği, şu rahatlığı şu ana kadar bir araçta göremedik. İnşallah bununla daha rahat edeceğiz. Daha teferruatlı. Tabii kullandıkça özelliklerini daha iyi öğreneceğiz. Farklılıklarını daha iyi tespit edeceğiz. İlerleyen zamanlarda da umarım daha iyi bilgiler verebiliriz sizlere. Tabii tabii, onları kullandıktan sonra tabii, zaten tabii, asıl verileri o zaman alacağız tabii ki. Verebiliriz sizlere. Arkadaşlar şunu da belirtmek istiyorum. Araçların, Iveco'ların normalde 75 bin kilometrede bir bakımları yapılıyordu. Bu araçların ise S-Way grubunun bakımları 90 binde yapılıyor arkadaşlar. Evet. Bunu da söyleyeyim sizlere, ek bilgi olarak vereyim sizlere. Şimdi Hamza Kaptan, yani şoförlerimizin genelde çoğu bizi gibi göbekli insanlar yani. Tabii, şoför tabii. Şoför dediğin zaman göbekli insanlar olacak. Yani. Aslında koltuğu biraz da göbekli insanlara doğru yapması lazımdı diyebilirim yani Iveco'nun. Gayet rahat. Yok şey yani, kavrama mesafesi hani az önce dedik yani ya. Şimdi sonuçta onun da bir standardı var. Bu yani yoksa piyasa, Iveco şey İtalyan Iveco olduğu için yani Iveco İtalyan olduğu için acaba İtalyan şoförlerine göre mi yaptılar hani diyelim. Ya şimdi sonuçta bunlar tabii bir araştırmaya göre, mühendislerin bir tabii, araştırmaya tabii. Göre şimdi esprisini yapıyoruz gibi. Evet. Evet, yan tarafımızda bir güneşliğimiz var. Şoförün rahatlığı için yan tarafı güneş. Aynı zamanda görüntüyü de tabii engellemiyor. Engellemiyor evet. Evet. Açık olduğu için güneşliklerimiz de iki parça halinde. Ters taraftan açılıyor. Evet, ters taraftan açılıyor. Aynı şekilde buradan aynı güneş havada burası aynı özelliği de yapıyor. Evet. O mevcut. Aynı sol tarafta. Aynı şurada yine arkadan öne doğru açılıyor. Onlarda lambalarımız var. Aydınlatmamız tabii, hepsi LED'li lambalarımız. Gayet içi de gece olduğu zaman aydınlık oluyor. Şoförün konforunu sağlıyor. Aracımız dediğimiz gibi interler sistemlidir. Şuraya baktığım zaman aracın içinden. Evet, o sadelikte bir sigorta panosu da bugüne kadar hiçbir araçta kullanılmamıştır. İlk kez Iveco'da o sadelikte ve rahat sanki ulaşımı sağlanabilen bir sistem var. Yani, sanki yani arabada fazla bir şey yok yokmuş yani gibilerden gibi. Evet, gibi. Evet, evet. Hiçbir özelliği yokmuş. Sade bir araç gibi görünmesine rağmen gayet özellikli ve sade. Bir de kullanış bir çok rahat. Ulaşımı da çok rahat. Gayet rahat bir şekilde sökülüp takılabiliyor. Evet. Şimdi başka. Şimdi aracımızın bize tabii biz kısa mesafede henüz aracımızı yeni aldığımız için kısa mesafede kullanımından tespit ettiğimiz özelliklerini ve bize anlatılan özelliklerini anlattık. Tabii bunu biz ilerleyen zamanlarda kullandıkça özelliklerini daha çok öğrendikçe ilerleyen zamanlarda yine sizinle bilgi paylaşımında bulunabiliriz. Evet. Şimdi bundan bizi soran arkadaşlarımız, eşlerimiz, dostlarımız da oluyor. Bu araçlar bu sene yeni çıktı biliyorsunuz. Evet. S480'ler. Bu Rize'de de şu anda tek. Şimdi S480 demeyelim, SV480 diyelim. S480 dersek tabii özelliği daha net belli olur. Evet. Bize soran eden arkadaşlarımız da oluyor. Aynı sizinle paylaştığımız bilgileri onlarla paylaşıyoruz. Tabii dediğim gibi kullandıkça, özelliklerini daha iyi öğrendikçe ilerleyen zamanlarda daha iyi bilgilere sahip olacağız. İnşallah. Sence Iveco oldu mu? Ya şöyle, şimdi tabii biz hem kendi bünyemizde ilk kez bir Iveco aracı sahip olduk. Bir de
anlatılanlardan ziyade gerçekten yani teknoloji araçta kullanılmış. Evet. Eğer araç anlatılanlar gibi ise yani biz de bunu dediğim gibi çalıştığımız ileriki müddetlerde göreceğiz. Gayet güzel, bence piyasada çok rahat tutulabilecek bir araç. Özellikle şu ne bileyim iç genişliği olsun, diğer Iveco'larda biliyorsunuz işte o stalis falan sistemlerini. Onlara nazaran daha geniş tutulmuş, daha rahat, daha ferah. Kullanımı da dediğimiz gibi daha rahat. Direksiyondaki bütün düğmelerden aracın her tarafına hükmedebiliyorsunuz. Müdahale ediyoruz. Evet, evet arkadaşlar, şurada yine dijital takografımız mevcut. Evet, evet, yine evet. Aracın ışıklarını, aydınlatmalarını buradan ayarlayabiliriz. Başka anlatabileceğimiz ne var mesela Hamza ustam? Şimdi aracımızın bir özelliği de evet. Aracımız normal şartlarda biliyorsunuz 90 kilometrede kilitli olarak çıkar. Evet. Tır araçları biliyorsunuz. Yalnız bunun özelliklerinden bir tanesi, sizi şöyle çevireyim. Evet. Şurayı da size göstereyim. Bu sadece Iveco aracında mevcuttur şu anda. Şurayı aşağı inip çekebilirsiniz. Şu anahtarıyla bunun kilidiyle burada bu aracı istediğimiz zaman 90 kilometreden yukarıya seyrine işte uluslararası yollarda yurt dışında çıktığımız zaman otobanlara verilen tabii, hız limitlerini arttırmak için. Yani bunu firmadan değil de şoför arkadaşlarımız buradan bu düğmeyle burayı arttırılabiliyor. Evet, o da güzel bir özellik. Evet. Diğer araçlarda var mı bilmiyorum tam olarak. Hayır, ilk kez Iveco'da var. Yani diğer araçlarda bu hız limitini arttırmak için servise gidip bilgisayar üzerinden araca müdahale etmek gerekiyor. Yazılım arttırılıyor evet, vesaire. Biliyorsunuz ama bunu şoför otobana çıktığı zaman gerekli hallerde kendisi oradan arttırıp kısaltabiliyor yani. Bu da çok güzel bir bilgi. Evet. Yani bence. Tabii oradan arttırılıp kısaltılması bile dediğim gibi şirket dahilinde oluyor. Mesela arttırdığımız zaman bundan biz şehir dışında olsak bile şirketteki işte takip eden kişilerimizin şirket sahiplerinin de bilgisi dahilinde olan bir olay. Sistem, evet. Evet. Diğer sistemleri biliyorsunuz aracımızın bu hız limitlerini arttırmak için şirket yetki belgesi olması gerekiyor. Normalde açılmıyorlar biliyorsunuz ama bu şoförün ulaşımına rahatlığı için, yollardaki rahatlık için biliyorsunuz şimdi yollarımızda limitler artırıldı. Evet, evet. Yollarımız da ona göre yapıldı. Tabii bu yolların yapılması şoförler için yapılıyor bunlar. Hızdan tabii ki hiçbirimiz hız yapmak istemiyoruz, aşırız ama verilen imkanları da, bize sunulan imkanları da yapılan, bize verilen şeyleri de kullanıyoruz tabii olanakları. Evet. Bu da Iveco'nun bize sağladığı, sadece Iveco'nun bize sağladığı özelliklerden bir tanesi. Peki Hamza ustam, başka eklemek istediğiniz? Şu anki bilgilerimiz bu kadar. Ben de dediğim gibi hala öğrenmeye çalışıyorum. Ben de ilk kez bir Iveco özellik, yani bu yeni tür Iveco'ları, bu biliyorsunuz bu sene ilk çıktı bu evet. SV480'ler. Öğrendikçe, bilgilerimiz genişledikçe, kullandıkça yine sizinle arkadaşlara ulaşabilir, bilgilerimizi paylaşabiliriz. Şu anda öğrendiklerimiz, bildiklerimiz, işte yani ben aşağı yukarı dediğim gibi 15 yıldır bu sektörde olmama rağmen ilk kez Iveco bindiğim için kitapçıyı yerime götürdüm. Her akşam okuyorum. Değişik değişik özelliklerini öğrenmeye çalışıyorum. Çok büyük, yani çok güzel bir yerin temas ettin aslında biliyor musun? Kitapçıyı okumak. Şimdi tabii ben bakın 15 yıl bunu bütün arkadaşlar tavsiye ediyorum. Ben bir de işimi severek yaptığım için. Çok önemli. Evet, işimi severek yaptığım için yani ben tırcıyım. Bu arabaya bineyim, kullanayım, yapmam. Yola giderken birisi bana bu araç hakkında bir soru sorduğu zaman ona bilgi verebilmek isterim yani. Araç bir arıza verdiği zaman, bir ustayı telefondan aradığım zaman ona derdimi anlatmam gerekiyor. Evet. Ben bunca yıldır şoför olmama rağmen bilmediğim çok özelliği vardı. Yani bir haftadır hala kitabını okuyorum, öğrenmeye çalışıyorum. Ama dediğim gibi bunun pratiğini öğrenmek için araçla işte seferlere çıkmamız, biraz çalışmamız gerekiyor. İnşallah çalıştıkça da daha ilerleyen zamanlarda yine sizin sayenizde arkadaşları böyle bilgilendirebiliriz. Valla çok teşekkür ederim Hamza Rica Kaptan. Gerçekten güzel bilgiler verdin bize. Ağzına yüreğine sağlık. Sağ olun. Son olarak eklemek istediğin veyahut da bir mesaj vermek istediğin bir şey varsa şimdi, alayım sizden. Şunu diyeyim arkadaşlar. Ben bu sektörde hemen bütün araçları kullandım. Marka araçları. Bu demek değildi ki o marka kötü bu marka iyidir anlamında. Ama bu Iveco'nun ön yargısını şu anki teknoloji sayesinde
yendikleri görülüyor. Herkese tavsiye ediyoruz. Zaten yakıt konusunu anlatmaya gerek yok. Biliyorsunuz evet. Bu sektörün içinde en az yakıt tüketimi olan araç Iveco'lardır. Evet. Bu sektörde de artık para kazanmak için önemli olan yakıttır. Bunu da hepimiz biliyoruz. Ne kadar az yakıt o kadar gelir diye bakıyoruz. Kesinlikle işe. Evet. O yüzden tavsiye ediyoruz. Ama şu da bir gerçek. Şu anda arkadaşlar benim gördüğüm, kitaptan edindiğim, sosyal medyadan edindiğim, servisteki arkadaşlardan, ustalardan edindiğim bilgiler kadarıyla teknolojide kullanılabilecek tüm imkanlar Iveco S480'de kullanılmış gözüküyor. Evet. Dediğim gibi bu kısa zamanda bizde öğrendiklerimiz gayet olumlu, aracımız rahat. İnşallah ilerleyen zamanlarda da daha çok memnun kalırız ve sizinle de bunları paylaşırız. Teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Ben teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, biz şimdi aracın içinde baya bir piştik. Hemen aşağı inelim. Çünkü klimayı da açtığın zaman da bu sefer ses baya bir rahatsız edici oluyor. Bu sefer söylediklerimiz de anlaşılmaz. Onu da belirteyim. Evet arkadaşlar, sizlere elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar Iveco SV480'i anlatmaya çalıştık. Umarım bir şeyler sizlere katmışızdır, bilgi vermişizdir. Kanalımızın amacı zaten arkadaşlar, kaptanlardan edindiğimiz bilgileri size yansıtmak. Kafadan vesaire şeylerle konuşmamak. Evet arkadaşlar, dediğim gibi merak ettiğim ve çekimini yapmak istediğim araçlardan bir tanesiydi. Buradan Deniz Çetinkaya kardeşime de selam olsun. Aynı zamanda Faysal abi ve Asım abiye de tekrar hayırlı olsun. Hamza kaptana da tekrar teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarım, sevgili dostlarım, bir sonraki videoda efendim görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese merhaba. Arkadaşlar bugün özel bir konuğum var. Bu arabaları burada yakaladım arkadaşlar. Volvo FH4-540. Bu aracın yüksek kabini. Videomuz Burak'la başlıyor ve devam ediyor. Bu arada kullanmayı siz de böyle daha buradan yakaladım. Aracın yüksekliği bu şekilde. Hayalet ekranımızı göstereyim sizlere. Yüklü daha güzel abi. İyi seyirler. Her tarafı yapabiliyorsunuz.